Selam dostlar, merhabalar. Mükemmel bir Construction Melbourne gününden hepinize selamlar. Her yerde inşaat var. Gidiyoruz şeye, gezmeye. Uzun zamandan beri dışarıda video yapmıyordum. Çıktım mı dışarıda video yapayım dedim. Bu videom 2024 genel Avustralya videosu olacak. Yani çok dikkat edin, dinlemeniz gerekiyor. 7 ay 8 aydan sonra Melbourne hakkındaki düşüncelerim, Avustralya hakkındaki düşüncelerim, word mü, değdi mi, değmedi mi, yani bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi ben konu başlıklarını söyleyeyim. Accommodation'la başlayacağım. Konaklama, peşinden sağlık sorunları alakalı değineceğim. Yaptığınız sağlık sigortaları ne işe yarıyor, onlarla alakalı söyleyeceğim. Daha sonra iş bulma, Türklerle çalışma ve masraflar, giderler ne durumda, bunlar hakkında konuşacağım. Şimdi böyle bir başlangıç yaptım. Uzun zamandır da rahatsızlıklarım, yani çok sıkıntılı durumda günler geçirdim. Bakalım. Hepsinin hakkında bahsedeceğim. Hepsinde belli başlı lokasyonlarda. Şimdi müzeye gidiyorum. Bir müzeyi gezeceğim. Ama işte hepsinden ufak ufak teker teker her farklı lokasyonlarda bahsedeceğim. Mümkün olduğunca bu videoda da birazcık dışarısını göstermek istiyorum sizlere. Neyse görüşürüz gittiğimiz yerde. Dostlar şimdi Melbourne Central'ın oraya geldim. Zaten Avustralya'ya geldiğimizde buraya göreceksiniz. Şu construction 8 aydır bitmedi abi. Burada devam ediyor bu inşaat. Şurada güzel ciciş bir kafe var. Hiç denemedim. Orayı deneyeceğim. Burası State Library olarak geçiyor. Yani şehrin kütüphanesi. Ama daha girip bir tane kitap okumadım burada. Şuradaki kafeye doğru gidelim şimdi. Orada da bir güzel bir kahvesi mağazasını gösteririm. Dostlar şimdi State Library'nin oradaki bir kafeye geldik. Ben buraya daha önce hiç gelmemiştim. Bir latte söyledim. Yanımda gelen kız arkadaşım ice cream latte soğuk söyledi. And Lamington cake. Şöyle göstereyim. Bu da Avustralya'ya özel bir kek. Bir Avustralyalı bir şefin yaptığı hata üzerine bulunmuş bir kek. Çok lezzetli. Mars'ın bir çikolatası var. Lamington'lı, yani aromalı, mükemmel bir tadı var. Benim için best place diyebiliriz. Şöyle şansımı göstereyim. Bu arkadaşlar çok konuşuyorlar. Benim videomu sabote edebilirler ama neyse diyelim. Şöyle. Şimdi geçelim konumuza. Dostlar şimdi şöyle yerleştirdim telefonu. İlk konudan hemen hızlıca bahsedeyim size. Neyse şimdi şöyle, ilk konaklama demiştim, konaklamadan bahsedeyim. Bununla alakalı çok geri dönüş oluyor. Arkadaşlar bakın, Avustralya'ya geldiğinizde ben bir önceki videomda da bahsettim. Arkadaşlar şunun kafasında oluyorlar. Ya giderim oraya bir ev kiralarım, orada kalırım ya da bir arkadaşımla beraber giderim, onunla beraber kiralarım kalırım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben size açık ve net gerçekleri söylüyorum. Buraya geldiğim ilk seferde, ilk günde ya da ilk haftada ev kiralayamazsınız. Mecburen daha önce başkasının kiraladığı ya da emlakçıların apartmanlarda paylaşımı dairelere koyduğu evlerde kalabilirsiniz. Şöyle ki bir evde private room bulabilirsiniz. Ama yine başkasının kiraladığı bir ev olur o. Ya da Türk mahallesinde daha çok yüksek ihtimalle bulma ihtimalimiz olur. Tabii ki gereksinim öyle pasaport, payslip, Australian driver license, Australian recently, yani oturum izinleri falan, bu tarz şeyleriniz varsa bunların puan birleşiminden sonra bir ev tutabiliyorsunuz. Burada ev görüşmelerine bile 20-30 kişi aynı anda gidiyor. Yani ev konusunu ben size şöyle söyleyeyim. Hiç böyle hani ben giderim oraya hemen ev bulurum, tutarım. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bakın altını çizerek söylüyorum. Gittiğiniz gibi, buraya geldiğiniz gibi ev kiralayamazsınız. Buraya gelip de ev sıkıntısı çeken çok arkadaşım var. Lütfen. Bu konuda hayal kurmayı bırakın. Her zaman kendi kafanıza şöyle koy. Ben oraya gittiğimde şehrin içerisinde private room bulacağım. Bu da istediğiniz rakamlara bulamama ihtimaliniz çok yüksek. Yani eski rakamlar, videolardaki rakamlara bakmayın. İşte $300 private room. Abi kalmadı. 350'den başlıyor. İşte 450 bandı arasında değişiyor. Şu anda private roomlar. Bunun dışında şehir roomların fiyatları $300 dayandı. Söylüyorum. Bir sonraki aşamada bahsedeceğim zaten pahalılık oranlarından. Bakın ben önceden biliyorsunuz ki buraya geleceğiniz zaman hallolur, her şey hallolur diyordum ama yani tabii ki şunu da bilmeniz gerekiyor. Çok rahatlık iyi bir şey değil. Yani ben gideceğim zaten Türkiye'den iyidir falan filan kafası. Tabii ki Türkiye'den şartları belli kısımlarda iyi. İlk geldiğinizde her şey çok iyi geliyor ama inanın bana sonradan her şey çok iyi olmadığını anlayacaksınız. Ev konusunu böyle kapatacağım çünkü buraya geldiğinizde şöyle söylüyorum. Şehir roomları 300'den başlıyor, 260-270'e de bulursunuz ama işte şöyle bir şey var. Buraya ilk geldiğinizde ev bulamadığınız için hemen arama şansınız yok. Yani otelde de çok kalamıyorsunuz. 7 gün içerisinde bulma şans meselesi. Herkes buraya geldiğinde bir ev sıkıntısı yaşıyor. Onun dışında private room'a dediğim gibi 350 bandında çıktı, 350'nin üzerinde. Benim şahsi tavsiyem sizin içerisinde kalmanız, sizin dışarısına çok çıkmamanız. Anlaşıldıysa bir sıkıntı yok. Okay, I will eat that. Kek istemiyorum dedim, oradan bak keki bitirmiş. Neyse görüşürüz. Bir sonraki aşamaya başka bir konumda devam edeceğim. Dostlar şimdi burası Federal Square olarak geçiyor, Federal Meydan. Şu gördüğünüz bayraklar 31, Türkiye'nin 100. yılında hepsi Türk bayrağıydı.
Aynı zamanda arkası Flinders Street. Can you record that one? So, yeah. Burası Flinders Street. Zaten buraları geldiğinizde görürsünüz. Ve şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Bu tarafta müze var. Müzeyi göstereceğim size. Gidelim müzeyedir. Dostlar şimdi şöyle. İkinci sıkıntı sağlık problemlerinden bahsedeceğim size. Şimdi ben bundan 1,5 ay öncesinde bir hasta oldum. 45. 46. günündeyim. Ama hala da hasta diyebilirim. Şu anda bir ağrı hissediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Ama bana bir arkadaşım akciğer zarı iltihaplanması dedi. Çok fazla öksürdüğünden dolayı. Şimdi sağlık sıkıntıları burada sağlık sigortası yaptırıp geliyorsunuz ama kiminin hani böyle hiç ihtiyacı olmuyor. Kiminin çok ihtiyacı oluyor. Nasıl oluyor? Şöyle diyeyim. Şimdi ben ilk başta hasta olduğumda 8 gün boyunca yataktan kalkamadım. Gerçekten çok kötüydüm. Yüksek ateş, öksürük, işte terlemeler, yani mahvolmuşum abi. Yani yürüyemiyorum, o kadar kötü. Çok kötü bir şey. Korona testi falan oldum işte doktor tavsiyesi üzerine 2 kere. Negatif çıktı ama ben eminim ki başka bir şeydi o. Sonra ben 8. günde karar verdim, burada bir doktor bulmaya. Doktor buldum, gittim. İşte Türk GP, yabancı bir GP'ye gittim. GP deniyor burada sağlık ocaklarına. 100 dolara yakın bir para verdim. Daha sonra işte içeriye girdim, yaklaşık 35-40 saniye sürdü muayene. Kendisi açıklamama hiç izin vermedi hiçbir şeyi. Sonra ben oradan çıktım, verdiği ilaçları kullanmaya başladım. Ama her türlü tıbbi yardım deniyorum yani, anladın mı? Bizim bildiğimiz o nane limonlara kadar her şeyi deniyorum ama hiçbir şekilde geçmiyor. Neyse artık ilaçları kullanmamın üzerinden 7 gün geçti. Benim semptomlarım sürekli devam ediyor. Vücudum sanki iyileşmeye çalışıyor ama iyileşemiyor gibiydi. Sonra artık Türk doktora gitmeye karar verdim. Türk doktora gittiğimde bana şey dedi. Dostum dedi, bayağı ilgilendi. 35-40 dakika ilgilendi ve sonra dedi ki Cem Bey dedi, siz dedi bronşit olmuşsunuz dedi. Bana Türk antibiyotiği yazdı, Augmentin 1000 mg ve dedi ki eski doktor sana yanlış teşhis koymuş dedi. Bu kadar sorumsuzlar yani. Hatta ilaç almaya eczaneye gittim de o kadar korkaklar ki Augmentin bile vermeyi reddettiler bana. Hani şöyle dedi ki hani bunu al aynısı falan dedim, hani okuman yazman yok mu, baksana dedim, bunu vermelisin bana falan. Daha sonra tabii ki ben sağlık sigortamda belli miktarını claim yapabildim. Yaklaşık 100 dolar harcadım, 120 dolar harcadım toplamda. Bana 60-70 dolarına kadar veri verdi sağlık sigortası. Ama Türk GP mesela 20 dolardı, anladınız mı dostlar? Daha ilgiliydi. O yüzden şöyle söyleyeyim size, buraya gelirken kesinlikle unutmayın. Antibiyotik, ilaç ne varsa yazdırın abi. Havalimanında yakalarsa çöpe atarsınız ama yakalamazlarsa, ki ben ona sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir arkadaşıma tavsiye ettim, getirdi mesela. Antibiyotik falan getirin dostlar, çünkü burada gerçekten ihtiyacınız olacak. Bunu unutmayın, kırmızı çizgidir. Burada hasta olduğunuzda bir numaralı ihtiyacınız olacak şey bu. Yani bu bir tavsiye, unutulmaması gereken kırmızı çizgilerden bir tanesi. Sağlık konusunda söyleyeceklerim bunlar, hayatımı çok etkiledi. Bu kadar. Dostlar şimdi şu ileride müze var. Gerçekten enteresan bir müze. Açıkçası ben çok fazla müzeye giden bir insan değildim daha önceden. Şimdi biraz daha kültürel bir insan olmaya karar verdim. İnsan hani kendini değiştirmeli diye düşünüyorum. Neyse boş konuşmayı bırakayım. Bakın müzeye gidiyoruz. Orada ben sana göstereceğim şimdi ne var ne yok. Bu gördüğünüz Çakma Eyfel Kulesi buradaki. Şu ileride enteresan şeyler varmış. Gidip bakacağız ya. Böyle burası da. Daha demin zaten onun önünde ben video, Yara River'ın önünde bir video çektim. Öyle. Gidelim, görüşürüz. Ya ben böyle teker teker bahsediyorum her şeyden. Biraz da Avustralya'yı göstermek istedim size. Sizde sorularınız olursa bana yöneltin. Ben cevaplayacağım elimden geldikçe. Onun dışında bakın dostlar, belki duyuyorsunuzdur böyle sokaklarda insanlara... Yani sanırım caz ya da böyle rahatlatıcı müzik mi anlamadım, onları dinletiyorlar. Psikolojik olarak insanları iyi etkilemeye çalışıyorlar falan herhalde. Anlamadım ki. Benim kamerayı gören kaçıyor, anlamadım. Şükür abi. Dostlar müzenin oraya geldik. Burası müze, şu görüyorsunuz. Adamların yaptığı sanatı. Kocaman parmak sanatı var. Ama olsun, biz kültürel insanlarız. Bu da bir sanat, ne anlat? Bana bir şey anlatmıyor. Size bir şey anlatıyorsa diye ben çekiyorum. Öyle işte. Bakalım içeride neler göreceğiz. Bana hissettirdiklerini de sizinle paylaşacağım bu arada. Okey. Dostlar böyle bir girişi var. Şöyle göstereyim. Burada bak, Çinli Asyalı ablalarımız, abilerimiz seviyorlar böyle şeyleri. Çekinmeyi, etmeyi. Ya çok güzel. Şunu da yakından çekeyim. Abi bu nedir? Bunu böyle şehrin ortasına koymuşlar kardeşim ya. Evet, böyle bir girişi var. Bakalım içeri gelin. Böyle insan vücuduyla çok eşli, neydi amına koyayım Türkçesi, unuttum, Türk eşli, ruh bozukluğu, çok fazla, neyse sikler, onu anlatıyor bana, insanın 200'lüğü falan, o tarz bir şey. Türkçesi unuttum, neydi, ruh eşitliği, çok ruh eşitliği, bozukluğu muydu, ruh bozukluğu eşitliği miydi, neydi ya, onu anlatıyor, sıkıntı. Dostlar hatırlarsanız bir kere dünyada gündem olmuştu, birisi gidip muzu yemişti, gerine yere asmıştı.
Şimdi ben bu muzu gidip yerine geri asarsam beni muhtemelen deport ederler. Her yüzden güvenlikler de sabahtan beri video çekiyorum diye başımda. Ama bu da bir şeyler anlatıyor yani insan. Bilmiyorum mu? Yapışmış muzlu olarak. Bu da öyle olmaz. Onu da çek. Rekord da görün. Şşt. Gel 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 gel. Şşt şşt. Gel oğlum gel. Yani insanı korkutuyor açıkçası böyle şeyler. Bak aniden hareketler falan yapıyor. Salak bir duvara çarpsa da gülsem şurada. Oğlum çok garip lan bunlar. Bak kendimi nasıl çekeceğim bilmiyorum. Bak bunlar bizi yaklaşık 100 yıl sonra falan motor ederler ben size söyleyeyim. Bunlar fena olacak. Baba baba baba. Bak neler yapıyor bak bak bak. Sıkıntı abi bu. Abi nereye gidiyorum be? Ana. Neyse hadi gidelim. Dostlar merhaba. Şimdi ben size kısa bir özet geçeyim. Şimdi ülkenin son zamanlarda en çok konuşulan şeyi böyle enflasyon falan filan diyorlar. Ben çok fazla kafayı takmıyorum öyle şeylere. Çünkü ben Türkiye'den gelmiş bir insanım. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bakın en başta söylüyorum. Türkiye'den gelmiş olsam bile ben 8 aydır buradayım ve 8 ay sonra artık Türkiye adına hiçbir şey kalmıyor sizde. Siz Avustralya'nın bir yerlisi gibi oluyorsunuz. Bu haliyle artık bir şeyler için söylenmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra şimdi şöyle, birinci sıkıntı şu. İlk geldiğinizde burası sizin için dünyanın en safe ülkesi diyebilirim. Yani güvenli ülkesi diyebilirim. Ama after 6 month yani 6 ay sonra şunu fark edeceksiniz. Burası gerçekten o kadar çok güvenli bir ülke değil. Çünkü akşam mesela cumartesi, cuma günleri akşamları burada yürürken abi herkes uyuşturucu kullanmış, kafası güzel halde ve saldırabiliyorlar. Yani bunu Uber'de mesela arkadaşlarım da deneyimledi. Mesela scooter'la beraber sarhoş olmamalarına rağmen iki tane arkadaşım, Anıl işte ev arkadaşıma saldırmışlardı Uber yaparken. Yani bu tarz hisler oluyor. Yani alıştığınız şeyleri bırakıp geldiniz, her şey çok güzel ama daha sonra buraya alıştığınızda artık bazı problemler size dert olmaya başlıyor. Şimdi bazılarınızın da siktir oradan birader ben Türkiye'den geliyorum der dediğinizi duyar gibiyim. Ama buraya geldiğiniz zaman göreceğiniz kardeşim en kral adam bile burada bu sıkıntılar artık onu germeye başlıyor. İkinci problem işte Türklerle çalışmak falan. Açıkçası ben deneyimledim 2-3 seferde Türklerle çalışıyorum. Abi birinci en büyük sıkıntı şu, az para veriyorlar, çok şey istiyorlar, her şeyi yapmanı istiyorlar. Öyle bir rolün yok. Mesela ben eskiden yabancılarla çalıştığımda Brian'la falan tek bir rolüm vardı. Fazladan bir şey yaparsam da parasını veriyordu, hakkını veriyordu. Ama neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum ama Türkler gerçekten bu konuda çok fazla şey istiyorlar sizden. Hani ilinizi kömünüze kadar sömürüyorlar ve az para veriyorlar. O yüzden onlarla çalışmanızı çok tavsiye etmem. İngilizcenizi de geliştirmez. En büyük notlardan bir tanesi bu. Üçüncüsü iş bulma problemi. Son zamanlarda çok fazla iş bulma problemi var. İlk başta dedim gelin iş bulursunuz, gelin iş bulursunuz. Aga değişti o. Artık öyle bir şey yok. Ben isterim ki bütün Türk gençleri gelsin burada dil eğitimi alsın ama iş bulma problemi var. Hala da geldiğiniz iş bulabilirsiniz. El yeteneğiniz varsa bulabilirsiniz. Ama açık konuşmak gerekirse ben mesela hala iş bulmuş değilim düzenli. Uber'de çalışıyorum. Yani bulabilirsiniz, bulamayabilirsiniz kardeşim. Yani bu ihtimal çok çabalamanız gerekiyor. Durduğunuz yerden bulamazsınız mesela. Son 2 aydır gelen 2 arkadaşım var burada konuştuğum takipçilerimden. Kendileri mesela hala da iş bulamadılar. Hala iş arıyorlar. Ama bulanlar da var tabii. Çok çabuk adapte olanlar. Hemen bir tane daha problem bulayım size. Ben biraz problemlerden başlıyorum çünkü buraya gelmeden önce izlemeniz gerekiyor. Sonra buraya geldiğinizde Uber mesela kanka. Herkesi Uber'le geçimimi sağlarım. Bak 2 arkadaşım geldi buraya. Hala da Uber'le geçimimi tam olarak sağlayamıyorlar. İyi kazanç sağlayamıyorlar. Ben güzel kazanıyorum. Allah var. Ama saat yani çalışma saatleri bunu sınırladığı için engelliyor. Buraya geldiğinizde her şeyden faydalanın. Uber'den promosyonu, işte DoorDash promosyonu bana yazın ben linkimi atarım. Onun dışında havalimanını Mart'tan sonra Türk Hava Yolları başlayacak buraya şeye uçuşa. Onları kullanın mesela 2 ay promosyonu satacaklar biletleri. Onun dışında gelmeden önce konaklamayı ayarlamaya çalışın. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani Avustralya ile ilgili dipnotların hepsini geçtim. 2024-2023'e göre biraz daha zor. Dil çok önemli arkadaşlar. Bakın buraya gelip dilinizi geliştirmezseniz government sizin dil uzatmanıza izin vermiyor burada. Kalmanıza izin vermiyor. Ona da çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi böyle Melbourne'de burası. Hava çok güzel bugün ama havası sürekli değişiyor. Sabah çok güneşli. İşte sonra 35 derece, 40 dereceye yaklaşıyor. Sonra bir anda yağmur başlıyor, şimşek falan filan mahvediyor yani. Çok kötü bir havası var diyebilirim. Sydney'in havası biraz daha iyi. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sorun olursa bana sorursanız ben size genel bir değerlendirme yaptım 2024 ile alakalı. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma bir şey gelirse ben hemen bir part daha eklerim onun üzerine. Böyle kapanış yaparım ben birazdan. Thank you.